TGRT Euro olarak bugün Sinop'ta İmamoğlu Çivi ve Tel Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi'ne konuk olduk. Yanımızda fabrikanın kurucusu ve genel müdürü Ahmet Bey var. Ahmet Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sinop Boyabat ilçesinde Ahmet İmamoğlu. İmamoğlu Çivi ve Tel Sanayi Ticaret AŞ 1989 yılında aile şirketi olarak kurulmuştur. Kardeşler arasında Mustafa İmamoğlu, Mehmet Ali İmamoğlu ve Ahmet İmamoğlu olarak aile şirketimiz önce çivi ve tel imalatı olarak Karagören Köyü mevkiindeki fabrikamızda başlamıştır. İlk 10 kişiyle işçiyle başladığımız bu imalat çok küçük bir bölgede çok iş alanı içerisinde başlamıştır ve bu zaman içerisinde çevreye olan arz ve taleple beraber yeni makinelerle ilaveler yapılmıştır. 80'li yıllarda 300-500 metrekare civarındaki bir yerle başlamış olduğumuz iş yerimiz bugün 20 bin metrekare civarında yarısı kapalı alan olmak üzere imalat olarak devam etmektedir. Tel ve çivi olarak başladığınız bu serüven şu anda nasıl devam ediyor? Zaman içerisinde müşterilerimiz kendi araçlarımızla çivi tel imalatını ulaştırdığımız alanlara ağır olan çivi tel yükümüzün üzerine ulaştırabileceğimiz hafif yük ne olabilir diye düşündük ve polietilen su depoları 100 litreden 10 bin litreye kadar polietilen su depoları imalatına başladık. Bu imalat çevredeki susuzluk, Ankara bölgesindeki susuzluk zamanlamasına da uyarak ani bir hareketle gayet güzel bir konuma gelmiştir. 2005 yılında polietilen su depolarına imalatına başladıktan sonra 2009 yılında katılmış olduğumuz bir inşaat fuarında dış cephe mantolama strofor ürünleriyle ilgili bayağı talep olduğunu gözlemledik. Bunun üzerine araştırmalarımız neticesinde mevcut olan fabrikamızda EPS denilen strofor imalatını kurduk. EPS imalatı ile birlikte işçi sayımız 80 civarına ulaşmıştır. Bu da firmamız için iyi bir gelişmedir. EPS'nin devamı olarak takım gereği yapı kimyasal ürünleri, yapıştırıcı, sıvı harcı, mineral imalatı içinde Samsun Havak Organize Bölgesi'nde fabrikamız mevcuttur. Bize kalite politikanızdan bahseder misiniz? İmalatlarımızda en çok dikkat ettiğimiz hususlardan biri de kalitesidir. Bu kalitenin gereği de gerekli TS ve kalite belgeleri almak için müracaatlarımız olmuştur ve gelip incelemelerden sonra bütün bu belgelere sahiptir. Ayrıca EPS'de en önemli olan takım belgesi, etap belgesi de mevcuttur. Ahmet Bey, en çok hangi sektörlere hitap ediyorsunuz? İnşaat malzeme satıcılarına, dış cephe mantolama ustalarına, müteahhitlere hitap ediyoruz. Peki sektörünüzde sıkıntılar var mı? Tabii ki bu merdiven altı imalatlardan dolayı bazı sıkıntılarımız olmaktadır. Bizim devlet büyüklerimizden daha denetimlerin sıklaştırılmasını, bu belgelere bağlı olmaları gerektiğini devlet büyüklerimizden istemek durumundayız. Sizi diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir? İmamoğlu AŞ ürünlerini kalitesine son derece önem göstermektedir. Ayrıca teslimat, müşteriye ulaştırma kendi araçlarımızda en hızlı şekilde ulaştırılmakta ve en önemlisi de güven. Güven olayı son derece önemlidir. Bunlar firmamız tarafından yerine getirilmektedir. Ahmet Bey, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi İmamoğlu Çivi ve Tel Sanayi Ticaret AŞ olarak biz birinci nesil olarak üzerimize düşeni son derece yerine getirmiş konumundayız, durumundayız. İnşallah bundan sonra bizden sonraki kuşaklar daha iyi yerlere götürerek firmamızın bayrağını en iyi yerlere taşımalarını isteriz. Şu anda da İmamoğlu Anonim Şirketi'nin ikinci kuşaklarından Serdar Bey ile birlikteyiz. Serdar Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Boyabat'ta doğdum. Eğitimimi Ankara'da tamamlayıp
Askerliğimi yaptıktan sonra yuvamı kurdum ve işimizin başına geri geldim. Burada elektrik elektronik mühendisliğini seçmemizdeki ana etken mevcut işimizin dışında farklı bir alanlara yönebilme ihtimalini gözeterek günümüz şartlarında malum elektronik dünyasındayız. O yüzden bir farklı alanda bir eğitim almak istedik. Şu ana kadar aldığımız eğitimlerde de işimize mümkün olduğunca yansıtıyoruz, işimizi devam ettiriyoruz. İmamoğlu Anonim Şirketi olarak ürünlerinizi hangi ülkelere pazarlıyorsunuz? Biz yurt içi satışlarımızın haricinde yurt dışı olarak ağırlıklı Gürcistan ülkesinde çalışıyoruz. Gürcistan'daki müşterimiz önünde çevredeki bazı ülkelere satışlar devam etmektedir ama ağırlığımız Gürcistan üzerindedir. Gürcistan'a özellikle Çivitel grubumuz, impor markalı Strafor EPS üretim grubumuz, su depoları grubumuz olmak üzere geniş çaplı çalışmaktayız. Ürünlerinizin nakliyesi konusunda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Yurt içindeki bütün satış noktalarımıza özellikle Batı Karadeniz'den Hopa sınırına kadar İç Anadolu bölgesinde yine geniş yelpazede kendi araçlarımızla, kendi ekibimizle beraber ürünlerimizi teslim etmekteyiz. Peki Serdar Bey, fuarlara katılımınız var mı? Fuarlara son 6 yılda özellikle, daha doğrusu 10 yılda diyebiliriz, 10 yılda katılımlarımızı arttırarak devam ediyoruz. Fuarlardan çok faydalandık. Hatta EPS üretimindeki yatırım kararında büyüklerimizin fuarda gördüğü gelecekle beraber üretim kararı aldık. O yüzden fuarlara katılımcı olarak da, ziyaretçi olarak da katılmayı mümkün olduğunca önem gösteriyoruz. Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? İmamoğlu Anonim Şirketi olarak müşteri memnuniyetine çok öncelik gösteriyoruz. Satış sonrası, özellikle satış sonrası destekle de müşterilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. İmamoğlu Anonim Şirketi olarak ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Büyüklerimizin uzun yıllar çalışarak buralara getirdiği, emek sarf edip bize devredeceği bu güzide şirketin, bu itibarın bizler de devam ettirerek, arttırarak daha yükseklere taşımayı hedeflemekteyiz. Burada kardeşlerim, yeğenlerim olmak üzere hep birlikte elimizden geldiğince mücadele edeceğiz ve ediyoruz da. İnşallah biz de bir sonraki nesillere aktarmak üzere şirketimize devam edeceğiz çalışmaya. Şu anda İmamoğlu Anonim Şirketi'nin muhasebe müdürü Makbule Hanım'la birlikteyiz. Bize İmamoğlu Anonim Şirketi'ni nasıl anlatırsınız? Ben 21 yıldır İmamoğlu Ayşe'yle birlikte çalışıyorum. İlk girdiğim mesleğim burası zaten. Şu an benim girdiğimde sadece çivi ile tel imalatımız vardı. Sırasıyla su deposu imalatı yaptık 2009'da. Sonra 2010'da da EPS imalatıyla yapıştırıcı ilave ettik. Yani benimle birlikte o da sürekli büyüyor. Birlikte alışıyoruz birbirimizle, geliştirerek devam ediyoruz.